Música Sosyal sevgili Simmerler Plan Mop Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve. Yüz Bebek Challenge'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 85. bölümdeyiz. Ve bu görmüş olduğunuz evde son bölümümüz. Bu evimizde 10 bölümdür yaşadık. Yapacaklarımızı yaptık. Şu arka bahçeyle daha fazla ilgilenmek isterdim ki e, büyümüş bunlar da. Ama öyle çok da fazla ilgilenemedik. Ya biliyorsunuz yani ben bahçe işlerinde çok çok iyi değilim. Gerçekten iyi olmak isterdim. Yani onu onunla böyle birleştireyim. Oradan bir numune alayım. Onu öyle işte evrim Filmleştireyim falan filan ki Sims 4'ün hani bahçecilik şeyleri de baya bir gelişmiş falan ee, yani ben Sims 2'de çok kolay der şey belki de çok zor olduğu için hiç yapasım gelmiyor neyse işte oraya çok bakamadık ama gerçekten bu evde çok çok güzel anılarımız oldu sonuç olarak 3. neslin annesi Yağmur'la bu evde 35 tane çocuk yaptık arkadaşlar tamı tamına 35 tane çocuğumuz oldu hemen kayıt dışı neler oldu onlara bakmak istiyorum ee, biliyorsunuz ki Bizim Güney'le Dora ikizlerimiz vardı. Dora önceden büyümüştü. Güney küçük kalmıştı. Onu da büyüttüm. Size ne demiştim? Dora'yı büyücü yapacağım. Ee, bu şekilde büyücü olduklarına dair buraya bir taş geliyor. Ama gidip de büyücü olabilmen için büyücülüğü öğrenmen gerekiyor. Ben ne yaptım? Dora'yı aldım. Şeye dur adını unutuyorum. Heh. Glimmer Brook muydu neydi? Oraya götürdüm ve orada büyücülüğü öğrenmesini sağladım. Onunla ilgili fotoğraflar hemen şimdi montajda ekliyorum. Görebilirsiniz. Bu şekilde gittik. Orada büyücülüğü öğrendim. Taş toplamaya falan gerek kalmadı. Normalde büyücülüğü öğreneceğim derken yerlerden işte bir şeyler böyle parıldayan şeyler toplaman gerekiyor. Ama geninde büyücülük olduğu için sadece büyücülük işte şeyini efsununu mu diyeyim bana ver gibi bir şey diyorsun işte. Direkt seni zaten büyücü yapıyor. Ve orada birazcık böyle bir çalıştım ettim falan. Eve geldim. Evde de birazcık practice yaptım. Gerçi göndermem gerek büyüdü ama biraz yemek yapacağım. Sihirle yemek yapmanın keyfine varacağım. Sonra uzaylı şöyle bir gelelim. Bu arada ikiz kızlarımızın da saçının yeşil olduğunu böylelikle görmüş oluyorsunuz vampirlerimizin. Onu zaten çoktan gördünüz ben bu kadar konuşmaya yaparken. Ee, uzaylı ikizlerimiz var. Şu şekilde işte Gökhan'la Göktuğ hangisi ise. Ve bizim vampirlerimiz var. Geçen bölümde küçük olduğunu görmüştünüz. Büyüdüler. Bu yaşa kadar geldiler. Gözleri böyle çok açık yeşil kahverengi karışımı bir şey. Ee, saçları da yeşil oldu. Çünkü vampirimizin saçı yeşildi. Ee, direkt ikisi birden yeşil rengi aldı. Burada görmüş olduğunuz gibi o kadar çok benziyorlar ki birbirlerine şöyle göstereyim gözler ve şeyler hatta büyüdüklerinde saçları da direkt aynı model oldu. VVV üçüncü neslimizin 35. çocuğu son çocuk Çilek Simit oldu. Çilek ismini veren arkadaşımız halen buralardaysa halen izliyorsa e, bu seriyi yorumlarda kendini belli edebilir. Bu ismi ben verdim diyebilir. Peki bu çileğin babası kim? Hemen ona bakıyoruz. Ne demiştim ben? Bir tane Gandalf'ımız vardı. Dante. Dante Morel diye bir Gandalf diyorum ben buna. Bunun saçını daha önceden göstermiştim size. Böyle çok açık sarı beyaz gibi bir şeydi. Gittim mavi yaptım. Son çocuğumuzu büyücü olsun istediğim için son anne adayımızın. Gittim büyücüyü tercih ettim. Burada bir tane daha şey vardı. Zyx diye bir uzaylı daha vardı. Duruyordu. Ha, Bunu da kullanmak isterdim. Ee, daha bir tane daha sarı saçlı vampirimiz var. Ama onlar açıkta kaldılar. Maalesef hepsi yetmedi. Hatta ben diyordum ki bu babaların hepsini kullanırım da ondan sonra e, hatta daha da iyi ...indirmem gerekir galeriden falan diyordum. Nerede? İki tane e, şeyimiz açıkta kaldı. Bir vampir, bir uzaylı. Uzaylıdan çocuk yaptık zaten. E, son iki nesli uzaylı ile devam etmek isteseydim şayet. Zaykısı kullanabilirdim ama ben büyücü devam etmek istedim. Evden gidecekler var. Doğum günü geldi. Büyüyecekler var. Evin sayısını bir düşürelim. Artık bu bölümde üçüncü nesille ilgili son bölümümüz. Bu evdeki son bölümümüz. Üçüncü neslin son şeyi, bölümü. Her şeyin sonu. Birazdan ona da bakacağız. Hemen kimler büyüyecek, kimler gidecek onu onlara da bakmam gerekiyor. Bu çocuğun da doğum günü bu gece yarısı. Bu gece yarısında bizim çileğimiz büyüyecek. Bir de postadan e, Raven, e, kuzgun geldi. O kuzgunu da onun yanında evcil hayvanı olarak şey ettireceğiz ve tabii ki büyücü anneyle devam edeceğimiz için büyük ihtimalle e, büyücülerin kasabasına gideceğiz. Orada da güzel bir ev bizi bekliyor olacak. Onun da şeyini, spoiler'ını şimdiden vermiş olayım. Hiç de heyecan olmasın. Bu şimdi <laughs> büyümüş güney bunu gönderiyorum arkadaşlar yan oğum olmuş zaten bay bay yapacağımız çok şey var dorayı da görüyorsunuz a oldu bu arada dorayı da yan kedalt yapmam gerekiyor birazcık yemek biriktireyim yani gerçi bir sonraki nesle geçeceğiz ya boş ver yemek niye biriktiriyorum yani bunu büyücülüğünün tadına çok da varamadım birkaç yemek yaptırdım o güzelliği yaşadım ama esas olayımız bizim çilek çilek anne adayımız Zaten dördüncü neslin annesi büyücü olduğu için bütün çocuklarına o yemekleri yaparak iyi bir şekilde o bakacak zaten. Şu uzaylılarıma bakayım. Bu kimdi? Gökhan. Gökhan da A olmuş. Göktü B'de kalmış. Bunlar da C'de. Tamam. Bu da Tin olacak. Dora'yı gönderirim. Gökhan Tin olur. Ama şu büyücülüğü birazcık göstereyim size. Belki hiç büyücülük paketi olmayan ve nasıl bir şey olduğunu bilmeyenler olabilir. Daha tabii bütün büyüleri çalışmadım. Şansıma gündelik hayatı kolaylaştıracak pratik büyülerde hemen zaten birkaç praktisi yapıyorsun, çalışıyorsun. Yemek yapma, yemen öğrene. Bir tek kişilik yemek, bir de toplu böyle fazla yemek falan yapıyorsun. Şimdi şuraya gelelim. Kazanda da hatta yemek falan yapmışlardı. Nereye kayboldu? Ha. <laughs> Baga girdi. Şimdi hemen uykusu gelmiş de uykusunu şey yapmadan hemen bir yemek yaptıralım. Mesela şuradan spell diyoruz. E, Delicio var bir de Grand Delicio. Delicio şey e, tek tabak yemek. E, Grand Delicio yaptığımız zaman seçemiyorsun hangi yemeği yapacağını. Aa, yaptı mesela ama kötü yaptı. Çünkü daha yeni öğrenmeye başladığı için ben kayıt dışı yaptığımda hep doğru güzel yemekler yapmıştım. Şimdi size gösteriyorum ya illa bir şey olacak. Heh, şimdi yaptı mesela. Ne yaptı? Tavuk yaptı. Şeyi nasılmış? Normal. Güzel. Karnı acıkanlar varsa gelsinler yesinler. Hatta şu dolaba da birkaç tane koymuştum. Aynen iki tane şurada salata var. Şu yemek var. Bunlardan da bazılarını yine büyüyle yaptım. Bu çocuğum da tuvaletini yapsın. Ve büyüyecek olan kim vardı? Gökhan. Gökhan'ı büyüteceğiz. Dolapta pasta var mıydı? Yoktu. Sihirle pasta yapma seçeneği yok. Onu seçemiyoruz. Şuradan şuradan bir tane pasta yapalım. Bu arada bizim Yağmur'un yaşlanmasına 2 gün kaldı. Nerede yaşlanacak? Bu gece yarısı bu yaşlanıyor. Ertesi gün gece yarısı da bizim Yağmur'umuz yaşlanıyor. Bebeğe bu yaşlanıyor dedim. Büyüyor yani. Ben tamiri de öğrenmiştim. Dur tuvaletini yapsın. Şurada tamirimiz var. Reperio. Raperyo ile mesela şurayı çok güzel tamir edebiliriz. O yüzden ben büyücü anne olmasını istedim. Evet. Raperyo yaptık. Çok güzel. Yeri temizleme var. Su var mesela yerde. Bakayım yapamadık mesela. Hata oldu. Daha da fazlalaştı su. Bir daha deneyelim. Çok güzel. Bence enerjisi şu anda çok kötü olduğu için hiç hali yok. Kendini çok rahatsız hissediyor, hiç rahat hissetmiyor. O yüzden e, bu büyüleri birazcık sıkıntılı yapıyor olabilir. Ama gayet güzel bir şekilde halletti. Gitsin şuraya yatsın biraz. Tamam. Çocuğumuz ağlamıyor. Yağmura bakmak istiyorum. Yağmur pastayı yaptım, yaptı. İyi ki de ha. Gel buraya şeyi ekle. Şunu git şuraya koy. Hemen bakıyorum. Gökhan A. Gel bakalım. Mekeviş. O hemen büyüsün. Burada neleri varmış? Bunları varmış. Bunları da boş ver. Sadece bu büyüyecek. Bir de Dora büyüyecek. Dora'yı da büyütebilirim. Yan kedat olarak bir tık kalabilir. Gönder edebilirim. Bakarız. Evet ne yaptık? Outgoing oldu. Hayvanları seviyor olsun. Çok da ilgilenmeyeceğiz bunlarla. Uzun saçlı falan. Değişik bir çocuğumuz oldu. Gel bunu hallet. Ya bu giremiyordu. Vampir olduğu için mi giriyor? Ben anlamadım ki. Çık. Git bir yerden yemek bul ye. Ha bu arada kızlardan da bir tanesi vampir bir tanesi değil ha. Öyle bir durum var. Büyüdüğünde öteki de vampir olur mu bilmiyorum ama e, Merkür şey değil. Vampir değil. Luna vampir. Gece oldu mu bu? Aa gece olmuş. Tamam bunu büyütebiliriz. Güzel. Hemen büyütelim. Mavi saçlı büyücü annemize devam etmek istiyorum. Umarım mavi saçlı olur. Haydi bakalım. Ya kızıl oldu. Mavi olsaydı. Ay bir de min oldu. Kötü cadı olacak. Ya kızıl saçlı olmasaydı. Mavi saçlı yaptım o kadar. Gerçekten şaka gibi. Yani Yüz bebekte bir sonraki anne adayımızın saç renginin farklı olmasını istedim, istedim, istedim. Yine kızıl oldu. Ben bunu çaktırmadan mavi yapayım arkadaşlar. Ama kıyafeti çok tatlı oldu. Annesine çok benzedi. Ya birebir annesi oldu. Kopyası. Tamam Çocuklar e, o oraya yatmış, o oraya yatmış. Merkür'e bakıyorum. Merkür gitmiş buraya yatmış. Ona yemek yedirelim. Yemek yedirelim ve ihtiyaçlarına şey... Mani ihtiyaç diyorum hep işte ya anlayın. Yeteneklerine falan bakacağım. Ee, Luna nerede? Aa, Luna burada yatmış. Luna'nın vampir olduğunu nereden görüyoruz? Nereden görüyoruz? Aa, Luna vampirdi. İhtiyaç bölümünde vampirlerin o şimşek şeyi vardı. Vampir gözüküyordu. Gitmiş. Şurası şeydi böyle. Şimşek. Aa, niye öyle olmuş? Vampirdi galiba. Neyse sonra birazcık daha büyüsün de ortaya çıkar ne olup olmayacağı. Sen git başka bir yere tuvaletini yap. Ee, git. Ortalık karıştı. Ne o yıkanabiliyor ne bu. Gir şuraya. Git şurada tuvaletini yap. Güzel. Bu ne yapmış? Tamam. Hadi bunu da büyütelim. Bunu da büyütelim. Yan kedalt bir büyücü olarak takılsın ve hemen çocukların şeylerine, yeteneklerine bakacağım ki onlar da çarşamba günündeyiz. Perşembe günü yok çarşamba günü sabahındayız. Çarşamba günü okula gittiklerinde e, mümkünse herkes e, A olursa sevinirim. Yeşil saçlı şeylerimiz, vampirlerimiz olmayacak. Onlar C'deler, onlar anca B'ye çıkabilirler de. Şunlar bir A olsun. Tamam koy, güzel. Al buradan git başka bir şeye. O şarj oldu. Etrafında büyücü ya böyle şarj gibi böyle elektriklenme falan çıktı. Şazam gibi. Çok ilginç. Tamam orada takılsın. Ee, bunun ne yapması gerekiyor? Skill'lerine birazcık bir yoğunlaşalım da sabah okula gidene kadar ben hangi yeteneğinde acaba onu üç yapacağım? Çok merak ediyorum. Komedi. Komedide birmiş. Komediden devam edelim. Bak bunlar B olabilir bak bu. Bunun her şeyi bitmiş. Aa işte burada. Bak şimdi çıktı. İşte demek istediğim buydu. Bu çıktı ama şurası hala normal insan şeyi. Yani Luna Vampir. Bizim bu büyücü çileğimiz şey, büyücü diyorum, büyücü olduğunu umut ediyorum. Şey olmasaydı, kız olmasaydı kesin Luna ile devam edecektik. İkisinde sadece vampir olan o olduğu için. Sen gel buraya. Ay bu kızın haline bak. Yağmur yağmur. Yardım etsin. Aa bu da komedide ilerliyor. Bunun durumu neymiş? Aa bak bu da güzel. Bu da aa olacak gittiğinde. Şunu da yapalım da. Ne olur ne olmaz. Evet bu tuvaletini yaparken... Hemen Dora abisi gelip yukarıya bir yemek yapabilirdi ama dolapta bir sürü yemek var. Dolaptan alalım. Şöyle bir şey alıp oradan yer zaten bir tane toddlerla uğraşacağız. E hadi çocuğum artık yap şu tuvaletini. Her nesilde bir vampir çocuk yapmak istedim. Sonra bütün vampirleri toplayıp yüz bebekten sonra takılmak gibi bir niyetim vardı. Ama ikinci nesilde hiç vampirimiz olmadı. İkinci neslin e, kişisi tek evey hayır öyle şeyler olmasın. Aa bunu bir taneymiş zaten. Notification ne ara bu kadar full oldu. Geç. Ee, ya bir durum bir şey konuşacağım. Şimdi birinci neslimiz Megan, birinci neslimizin Melody vampiriydi. İkinci neslimizin vampiri olamadı. Onu yağmur mu yapsam, yağmuru vampir yapsam ikinci neslin vampiri yağmur olacak. O zaman yağmurun annesi kimdi? Ariel miydi? Tabii Ariel'den devam ettik biz. Yağmurun teyzesi oluyor şey, Melody. Yağmuru vampir yapsak Yağmur'dan sonraki üçüncü neslin vampiri de şey olacak Luna yeşil saçlı dördüncü nesil olabilir ha çok mantıklı. Ee biz kim vampir yapacak Linus Linus gel bizi vampir yap. Hadi vampir olabiliyorsak olalım. Yaşlanmamıza son bir gün kala depresyona girmiş Yağmur ve Linus uyuyor çok güzel. Dem Demiş ki şey ben şey olacağım vampir olacağım. Dördüncü nesil devam ettirecek çileğimize iyi bakmamız gerekiyor. Şimdi dördüncü nesildeki çocukların doğan çocukların bir 18 tane falan çocuğumuz kaldı galiba. O çocukların isimlerini komik isimlerden yapacağımız için verilen isimler arasında da çok komik isim yoktu. Ben listeden gitmek istedim. Listedeki isimlere sadık kalmak istedim. O yüzden hani komik değil ama diğerlerinden farklı olarak böyle bir meyve ismi gibi çilek olarak çilek ismini koydum. Kendim de böyle komik bir isim uydurabilirdim ama bundan sonraki dördüncü nesle geçeceğiz zaten tekrar söyleyeceğim. Komik isimler ya da değişik böyle farklı isimler koyacağız. Türkçe, İngilizce fark etmez. Ya yani Türk, Türkçe olabilir genelde. Türkçe'de daha hani kendi dilimizde daha komik şeyler oluşturabiliriz. Bakalım Linus gelecek mi? Tekrar sabah oldu. Bu saatte uyuyordur gelmez gerçi ama. Daha bu gece yarısı akşam olsun akşam 8-9 gibi ben onu çağırırım vampir olabiliyor muyuz? Ona bir bakarız. Bu zaten yan kedalt oldu. Bizim bununla hiçbir işimiz yok. Şunlara vermişim. 3'e geldik ha. Bayağı bir çalıştım. Neyse şöyle bir şeylere veriyorum her neyse. Ee, şeyde de spellbook. Ha. Pratik büyülerde. Pratik büyüler burala haylazlık var. Ee, bunlar kötü büyüler. Bir de iksir kısmı var. Tamir etme. Güncelik hayatı kolaylaştıracak şey. Tamir etme, temizlik yapma, yemek yapma, bahçecilik var. Bir sürü bir sürü bir şeyler var. Neyse. Bize önemli lazım olanlar onlar. Güzel. İki olduk. Üçü de olalım. Sonra şunu atacağım. Bu uzaylı da taş ne alaka? Bu büyücü değil ki. Bunun neden böyle bir taşı var? Uzaylı aynı zamanda da benim galeriden indirdiğim uzaylı büyücü geni de mi taşıyormuş acaba? İlginç. Bak böyle devam edecek olsam taşı da var. Bunu da giderdim büyücü yapardım uzaylı büyücü olarak böyle melez melez ırklarla ya ben buraya yemek koydum. Bizim kadın geldi. Yine götürdü buraya koydu. Kalksın hatta bu da buradan bir bir tabak alsın. Kaç oldu? Aa 3 olmak üzere. 3 olmak üzere çocuklar gelecek. Hadi bakalım. Şun sadece olup olabilecek göktü. Göktü sadece A olabilir. Diğerleri B olacak. Direkt C'den A'ya atlasa ne güzel olur. Yes. Zaten sadece göktü oldu. Onun bildirimi geldi. A. Süper. Bu B oldu. Bu da B oldu. Güzel. Şimdi pastamızı koyduk ve göktuğu büyüsün. Gel. Hemen hızlıca. Hiç vakit kaybetmeden büyütüyoruz. Hadi. Çok acayip kıyafetleri var. E buna bakalım. Mesela bak bunda şey yok. Bunda büyücü taşı yok. İlginç. Sen de düzgün yat. Sizler bir yatın. Sizin yeteneklerinize sonradan bakacağım. Daha size çok var. Bu da burada yatmaya devam etsin. Bu olmadı galiba. Ay çok az kalmış be. Hadi. Yaptığı resmi satamadan yeni resme geçiyor ya. Bu nasıl bir şey? Hadi iç. Linus, 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 Linus. Gel. Altı da gelebilir misin acaba? Ay hala sleeping diyor. 8'i falan beklemem lazım. Hala uyuyor. Ne uykusuymuş bu arkadaş. Vampir olunca da böyle oluyor işte. Bu kim? Lara. Ha Lara'ya gönderdiğimiz kız gelmiş. Özlemiş de salıncağında sallanıyor. Saat 9 oldu artık Linus gelir bir vampir olmanın yollarını lütfen 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 nerede nerede ha <laughs> bakalım olabilecek <laughs> miyiz şurada vampir seçenekleri falan bir şeyleri vampirlerin Yoma. tarihini soralım ha as to turn beni dönüştür İlk önce bir tarihini soralım bak diyelim benim yaşlanmama ramak kaldı bir gün ben vampir olmak istiyorum ve ölümsüz olmak istiyorum. Tarihinizi anlatır mısınız? Sence bu vampirlik olayları nasıl? Yani bilemiyorum bu senin kararın. Sence yapabilir miyim? <laughs> Dur. Değiştir seçeneği gitti. Ee, ask to turn. Hadi bakalım. Dönüştürmeyecek beni galiba. I'm sorry. Do not. Power. dönüştürme yeteneği yok. Benim Caleb'ı bulmam lazım. Çok güzel evet. Her vampirin dönüştürme şeyi olmuyor maalesef. Aa çok güzel bir adet Caleb. Biz Caleb'la hiç konuştuk mu ya? Onun vardı dönüştürme şeyi. Onunla bir iki fotoğraf çekinip arkadaş olup şey yapabilirim. Ama şu anda onunla da uğraşmayacağım. Öncelikle şuradan bir mutlet alıyorum. Ee, şeye gideceğim. Vampir kasabasına gideceğim. Orada Caleb'ın kapısını çalacağım falan filan. Çünkü o şekilde vampir olmak istiyorum ısırılarak. Şunu gönder. Senin gücün yokmuş. Senin dönüştürme gücün yetkin yoksa hiçbir işime yaramazsın. Evde bir sürü adam var. Ben gidebilirim. Hadi bak, Linus sen kapıyı biliyorsun çeker gidersin bir adet vatore melodi de burada duruyor zaten vatoreleri bir ziyaret edelim şuna merhaba diyelim melodiyi koyduğum gibi duruyor aynı kıyafetiyle bir dolanma ortalıklarda sabah olmadan bu işi halletmemiz lazım şu an teorik olarak yaşlanmak üzereyim Hemen aramızın iyi olması lazım. Ha, güzel de başladık. Yani aklıma gelen tek dönüştürebilecek vampir Caleb. Başka birini bulamayacağım. Kalkıp Linus'un da güçlerini iyileştirmeyi de bekleyemem. Şuradan. Tamam hikayesini falan anlatsın. Vlatı mı bulacağız? Aha, Vlatı mı bulacağım derken Vlat artık yani sende. Sen dönüştürebilirsin herhalde. Biri beni dönüştürsün ya. Aa, burada vampir olmak isteyen çığlık atan. Artı bak bildirim geldi. Linus geçiyor arkadan. Allah Allah. Vampir olmak isteyen bir garip yağmur var burada. Biri bu kızı vampir yapsın. Gitme gitme. Ha. Evet. Vallahi dönüşüyoruz. Ay çok güzel. Evet dönüşüyoruz dönüşüyoruz. Tam ısırma anı. Evet. Şuranın güzel bir fotoğrafını çekebilir miyim lütfen? Oluyor muyuz? Evet. Seremoniyi tamamlıyoruz. Önce ısır, sonra kanından içir. Yeter diyor çok fazla içtin. Evet. Ama tabii ki şu anda biraz bir geçmesi gerekiyor. Umarım o süre zarfında yaşlanmam. Normalde vampirlik yan kedal evresinde duruyor. Yani yan kedalttan yukarıya çıkamıyorsun, edalt olamıyorsun, eldir olamıyorsun, yan kedaltta kalıyorsun. O yüzden şimdi nasıl olacak çok edalt olarak vampir olmayı seçtik. Edalt olarak vampirde kalacağız. Bir şeyler olacak bakalım neler olacak. Bildirimi de geldi ama bir süre daha bekleme gibi bir durumumuz var. Kıyafetlerini de değiştirmiştim benim şeyin yağmurun. Güzel bir kışlık kıyafet. Bakalım vampircilikle uğraşırken çocukların ağ olmasını sağlayamadık. Neyse buraları ben zaten bu bölümden sonra biraz kayıt dışı oynayacağım. Bunlar gidecek bizim çilek büyüyecek falan o aşamayla yani bir sonraki bölüme geçtiğimizde yeni evimizde çilekle beraber takılmacalar. Evet ee, birkaç gün sonra mesajımız da geldi vampir olacağız. Onun bilgisini aldık. Bilgisayar da bozulmuş. Hemen şuraya bir büyü yapıyoruz arkadaşlar. Spell Repairio. yo. Şak. Düzeldi. Evet. Study hard. Study hard. Bu niye gidemiyor? Aa. Aa. Okula gitmiyor. Aa, hiç okula gidesi yok çocuğun. Çocuk bug'a girmiş olabilir mi? Neyse şu bari fitness'ı tamamlasın. Şuradaki yapılması gerekenleri tamamlasın da. Bir sonraki gün gittiğinde olur artık herhalde. Aa, bunu yemek yemesi lazım. Posta geldi. Biz de postaya gidelim. Süpürge de gelmiş bu arada. Ne geldi? Heh. Boş ver bunları. Şu arkadaki şunları tekrar satalım. Selol, Havuçlar ve mantarlar. Evet. Böylelikle bütün nesillerde vampir yapma durumunu yapmış olduk. Bir ikinci neslimizde sıkıntı vardı. İkinci neslin kişisi de yağmur olduğundan. İyi bari güzel. Hemen onda vampir yaptık. Ölmeyenler onlar çünkü. Uzaylılar, büyücüler hepsi ölüyor. Hani benim olayım ölümsüz olarak yüz bebekten hatıra vampirlerin kalması. Bence Dora'ya daha ihtiyacımız yok ya. Zaten bitiyor. Evdeki kişi sayısı azalsın. Evet. 500'e bir tane mutlet alalım. Şuna verelim. Şunları satalım. Aa. Tamam bunu da gönder. Müzik çalmadı. A müzik çalmadan bu A oldu. Çok güzel. Bu B'de performansına bak nereye düştü. Gitmedi çünkü okula. Bu da B oldu. Bu da O süper. Süper süper süper. Gel. Hemen seni de gönderiyoruz. Hiç uğraşmayacağız. Hiç uğra. Evin sayısını düşürmem lazım. En azından bu son videoda siz de hepsini gönderdiğimi görmüş olun. Sonrasında ben şu yeşil saçlılar ve bizim çilekle uğraşacağım. Herkes evden gitmeden çileği alıp şey yapamıyoruz, götüremiyoruz ama onlar da zaten 1-2 bölüm oynayınca ben B oldular. Herkes A olacak ve gönderebileceğiz. Ay. Yangın. Şansa bakar mısın? Oha 13 bin. Satarım daha iyi. Şu pastayı yemeselerdi ne güzel olacaktı. Neyse buna pasta yaptıralım. Bunun durumu baya kötü. Bunu toparlamam lazım. Hii. Ha tamam iyiymiş. Kızın durumu kötü diyecektim. Tamam çilek yatsın. Bu ne yapıyor burada? Büyütüp göndereceğim. Enerjisi kırmızıymış falan yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> evet bu büyücü galiba. Yine bir şarj olma şeyi oldu. Bunları ben yatırmıştım. Neyse dur şunu gönderelim. Tamam evet şimdi ben bu kısmı e, birazcık kayıt dışı bir oynayayım bizim yağmurun e, vampir oluşumunu dönüşümünü e, şey yapacağım göstereceğim size bu videoda e, bir de şu çocuklar gidebilirlerse onları halletmem lazım onları da bu videoya sıkıştırabilirim bakalım ne olacak böyle bir montajda oraları kırparım o zaman e, o süreçler geldiğinde görüşürüz arkadaşlar yağmur vampir olamadı daha doğrusu şöyle bir şey ben bekletiyordum kendisi otomatikman büyüdü elder oldu ve böyle şey oldu böyle arada kaldı gibi oldu. Hem böyle midesi bulanıyor falan yakında vampir olacakmış gibi bir hissiyatı var. Hem de eldir olduğu için olamayacak mı bilmiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Ben bu bölümü bu şekilde kapatmış olacağım. Kapatacağım. Şunlara da bir bakalım. Artık çilekle beraber dördüncü nesle geçtiğimizde eğer vampir olmuşsa yağmuru da size orada göstermiş olurum. Bunların yeteneklerini yaptıramadım olmadı B'de kaldılar bir de şöyle bir şey var e, öteki zaten bunu kardeşini göndermiştik Göktuğ da tuhaf bir şekilde okula gitmiyor okul şey geliyor reset dememe rağmen tuhaf bir şekilde gitmiyor gidemediği için a olamayacak mı ne olacak bu tuhaf bir şekilde baga girdi o da gidemiyor yoksa normalde şimdi gitse şunu da hallettim onu bir şekilde baktan çıkarmaya ve okula göndermeye çalışacağım a olur mu olamazsa da bakta kalmış Heh. Şu şey geldi. Bakta kalmış olarak. Yani bunun gitmesini beklemeden çileyi alıp gideceğim ben herhalde. Telefon da okuldan geldi. Bir sonraki gün gidebilir herhalde diyeceğim ama hafta sonuna girdi. Bakacağız ne olacağız. Yani 85. bölümle bu eve veda ediyoruz. Bir sonraki bölüm 86. bölüm geldiğinde siz beni çilekle beraber yeni evde görmüş olacaksınız. Aynı zamanda da eğer annemiz de yağmurda vampir olduğu son da vampir kasabasına göndereceğim. Caleb'ların yanına götürürüm büyük ihtimalle. Orada kalır ve onda vampir olup olmadığını size söylemiş olurum. Ben şunlar gidene kadar burada kayıt dışı oynayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar ben tam videoyu kapattım ve kısa süre kendim kayıt dışı oynayayım derken yağmurun vampir oluşuna şahit oldum. Ve gerçekten hani videoya da bu çıksın isterdim ama bir anda olup olmayacağını da bilemiyordum. Videoda uzamıştı, daha da uzamasın diye kaydı kapatmak durumundaydım. Ama sonra bir baktım işte fotoğraflarda da şu anda görmüş olduğunuz gibi yağmur yatak odasında yaşlanmış bir şekilde. Zaten midesi böyle karnı falan bir tuhaftı tam vampire dönüşme aşamasında. Bir anda vampire dönüştü ve benim de ilk defa tecrübe ettiğim bir durum oldu. Çünkü genelde böyle işte young adult olduğunda falan vampire dönüştürüyordum. Ve o evrede vampirlik duruyordu adult ya da elder olmuyordu. İlk defa denedim bunu ve elder olarak bir vampirim olmuş oldu. İkinci neslimizin de vampiri yağmur olarak kayıtlara geçmiş oldu. Vampire dönüştükten sonra zaten işte bir açlık süreci falan vardı. Ben birazcık daha oynattım. Brinlaton Bay kasabasındayız. Orada bizim evin hemen kenarında. Sahil böyle balıkçı kasabası gibi bir yer. İşte orada yemek satan böyle hani kulübeler var ya, ne onların adı işte. Oradaki balıkçı yemekçi bir kız vardı. Ondan da e, ilk e, kan içişini <laughs> yapmış oldu. E, o kız da öyle garibim orada duruyordu. Hiçbir şeyden haberi yoktu ve bizim Yağmur'u ona götürüp ondan beslenmesini sağladım. Bunu da burada bu videoya bu şekilde fotoğraflarla e, göstermiş oldum. Videosunu çekemedim çünkü bir anda her şey oldu. Anca size böyle kare kare fotoğraflarını gösterebiliyorum. Onları yakın 86. bölümde dediğim gibi çilekle beraber büyücü çileğimizle beraber yeni bir serüvene başlayacağız. 4. neslimiz yüz bebekte bakalım başımıza neler gelecek.